Amca demek baba yarısı demektir. Öyle değil mi yeğenim ha? Yeşilçam sinemasının sevilen ismi Nuri Alço'da şaka ekibinin ağına düştü. Bir belediye Nuri Alço'nun adını bir sokağa vermiştir. Üstüne de bir parka da heykeli yapılmıştır. Bakalım görecekleri karşısında Nuri Alço nasıl tepki verecek? Geniş bir kadro, yine bir aradayız. Aslında zabıtalarımız da var ama pek sanıyorum onlara fazla bir görev düşmeyecek. Bu sefer tatlı bir şaka. Misafirimiz sevgili Nuri Alço. İtiler Sanatçılar Parkı'nda birçok sanatçımızın büstü var. Ve bugün plaketler hazırlanıyor, belediyeden görevliler geliyor ve törenlerle efendim vatandaşın da katılımıyla burada bir büstün açılışı töreni düzenleniyor. Bugünkü rolün resim heykel bölümü öğrencisi. Evet, Mimar Sinan ve Güzel Sanatlar resim heykel bölümünden mezun olan bir sanatçısın. Gördüm yaptığın şahaneliği. Evet. Şahaneliği diyeceğim. Daha doğrusu o şeyi diyeceğim. Bilmiyorum Nuri Bey gördüğünde ne yapacak. Asıl daha da beteri bir de ismi de yanlış. Üstün altında Nuri Alçı olarak hazırlamışsınız. Tebrik ediyorum. Bakalım en büyük tepkiyi hangisinden alacağız ama herhalde büstün açılışı sona kalacak. Önce yukarıda mı görüyor Turgut? Yukarıda görüyor hocam. Görevin İsmini, nedir? Ben belediye başkan yardımcısıyım. Başkan yardımcısısın. Evet. Ben Nur, basın danışmanısın. Kemal, yardımcılarısın. Herkes belediyeden. Ceyda muhabir, sen de muhabirsin. Çok kışkırtmayın, çok sinirlendirmeyin. Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Güzel bir günde Nuri Bey ile beraberiz. Görüşmek üzere. Ben yerime geçiyorum. Nuri Bey arabasıyla yanaştı. Şimdi arabadan iniyor. Karşılayın. Yalnız heykelin bulunduğu yere gelmeden önce isminin yazılı olduğu tabelanın önünde bir duralım. Sonra geleceksiniz bizim bulunduğumuz yere doğru. Hoş geldin. Merhaba, merhaba, selamlar. Merhaba Nuri Bey, ben Nur. Merhaba. Öyle mi? Memnun oldum, memnun oldum. Nuri Beyciğim hoş geldiniz. Ben belediye başkan yardımcısı Turgut Özdemir. Teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun. Yalnız bakar mısınız? Son derecede şık. Tabii Beşiktaşlı olduğunu biliyorum zaten. Beşiktaş Belediyesi'nin bir organizasyonuna geliyor diye renkleri de ona göre seçmiş. Siyah beyaz. Ah keşke biz de heykelin ceketini beyaz mı yapsaydık acaba? Neyse ama onun mavi ceketi de çok meşhurdur. Sanata değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Buna fazlasıyla layıksınız. Heyecanlı mısınız peki? Tabii yani bir isim verilmesi sokağa değil mi? Çok haklısın. Çok önemli. Sağ olun. Bir isterseniz şöyle bir tabii. Gerçekten bu bizim ekibin buluşu arkadaşlar. Alçı yani alçı. Hani O'la Ö karışır da alçı nasıl olur? O'la Ö'de karışsa alçö mü olacaktı? Ne olacaktı? Nuri Alço. Peki o da o daha komik geliyor da alçı daha sinir bozucu yani. Nereden buldunuz bunu? Şurada. Arkadaşlar trafiği durdurabilir miyiz?
Kemal, hemen bir kalem bulmaya çalış. Hatta bul ve o ı'yı o yapmaya çalış, bakalım yapabilecek misin? Bir kalemimiz var mı acaba abi? Nuri Bey, sanıyorum aceleyle bir şey yanlış. Başkan, yanlışlık olur mu yani? Şimdi siz koskoca bir başkan yardımcısınız ve kültüre bakıyorsunuz, yani olacak bir şey değil. Bu yanlış. Ya haklı adam tabii, herkes tanıyor, herkes biliyor Nuri Alço'nun ismini. Yani her gören bir güler yani bu tabelaya. Hemen derhal bana bir şey yapın. Ben gönderdim de... Mermer yazsaydınız daha iyiydi yani. Alçı ne demek alçı diye bugün yani. Olmaz öyle şey. Ben nasıl anladım? Daha önce böyle bir şey başınıza geldi. Tamam, halledeceğiz. Ya benim bugün ilkokul talebesine sorun. Benim üç nesil Nuri Alçı olarak bilirler. Şimdi alçı ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim yeni nesil de sizi tanıyor artık zaten. Çok çok ayıp. Herhalde yani böyle bir şey görmemişim şey. Yani... Bir de kültür, yani kültür demek yani bir sen sanatçının ismini soyadını doğru bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Kültür müdürlüğü ne işin gerekiyor. Var ya efendim? Sizce de önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii canım, laf mı yani bu şimdi böyle bir... Nur Bey, saçma bu sapan. Hata düzeltilecektir. Ben şimdiden belediyemiz adına, kültür hizmetleri adına... Bunu böyle bir şey yapıyorsunuz evet. Ama insan bir bakar yani, bir de asıyorsunuz yani bunu. Evet. Geçen ilkokul talebesi bilir yani bu Nuri Alço'yu sen... Daha önce böyle bir şey hiç olmadı değil mi? Ya olmadı tabii yani, bu Çekmece olmadı. Belediye Başkanı da koydu, doğru dürüst. Ya Nuri Alço dünya biliyor yani bu... Çocuğa sor, bilir yani. Böyle bir şey yok. Şey yaparız, düzeltip... Düzeltin onu çok başkan. Yani böyle bir olay yok yani ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sana gelmedi değil mi? Böyle ben onu şey hemen bugün halledeceğim Nuri Bey. Onu düzeltip... Olmadı ama. Buyurun. Yani yakışmadı be. Belediyeye yakışmadı yani. Evet. Böyle şey yapacağız ama. Halledeceğiz. Hiç tadımız kaçmasın eden. Aşağıda biz bunu telafi ederiz başkanım, ama hallederiz bu. Oluyor böyle tamamen sıkıntılar. Tamamen basın danışmanının cahilinden kaynaklı. Ama çok yanlış bir şey. Yani hesabını bu, verecekler yalnız. Kültür bu ya, kültür bir sanatçısının ismini soyadını bilmiyorsa olmasın kardeşim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ilk önce kendisi görecek yani bunu. Gel yavrum, gel bakayım. Bayağı sinirlendi. Merdivenlerden inerken bile söyleniyor. Hadi bakalım şimdi aşağıda biraz önce hafif bir yatıştırıp sonra heykele geçelim. Çünkü üst üste olursa ikisi fena olur. Kaldıracak mısınız tabii? Başkanım gerçekten ben... Ya anında sökülsün o yani. Şimdiden sökülsün. Hemen telafi edeceğiz onu. Yok böyle bir şey. Gereklilikler yapılacak. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına çıldırılacak bir olay yani. Yeşil, Nuri Bey. Ya kültür dediğin zaman bir insan... Ya sanatçısını bilmezse, ismini soyadını bilmezse böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, bütün oradaki kalabalık, hepsi bizim oyuncularımız. Nuri Bey yaklaşırken kuvvetli bir alkış istiyorum hepinizden. Sizin de bir eziniz olsun istersiniz sanırım değil mi? Tabii ki isterim, istemez mi ya? Ben buraya severek geldim, sevinerek ama daha girişte hüsrana uğradık. Böyle bir şey görülmemiş yani hiç. Sağ olun. Neyse. Sevenleriniz de sizi karşılıyor, bekliyorlar. Aramızda.